Amerika bir ülkeye girdiği zaman yeraltı kaynaklarını alır. Türkiye'nin yeraltı kaynakları gitti mi? Gitti mi? Kime, kim tarafından? Avrupa Birliği, Amerika tarafından. Sevgili arkadaşlar, can emniyeti kalmaz, mal emniyeti kalmaz, namus emniyeti kalmaz, din ve vicdan emniyeti kalmaz. Ne biliyorsun? İşte Arap Baharı'nın yaşandığı ülkeler, Irak, Suriye, Tunus, öyle değil mi? Libya, Afganistan. Ne oldu peki arkadaşlar burada? 60 bin kadının sadece Irak'ta namusu kirletildi. Size soruyorum, Rus askerini bir yere gidip de namusunu kirlettiği insan duydunuz mu? Ben duymadım. Ben duymadım. Kaldı ki Rusya askerle daha gitmiyor oralara. Onu söyledik. Ne yapıyor? O da dost oluyor. Hak ve hakikati yaşamaya, yaşatmaya çalışıyor. Ticari münasebetlerini geliştiriyor. Ve de Müslümanların muhafızı. Eskiden bizim ülkücü arkadaşlar derdi ki, ya siz hafız, biz de muhafız. Öyle demezler miydi? E şimdi biz hafız, Rusya'da muhafız. Öyle. Dünya bu döneme istesek de girdi, istemesek de. Rusya'dan İslam dünyası şu anda onu korumasını bekliyor. Özellikle Irak'ta. Her gün bombalar patlıyor arkadaşlar. 50 insan, 100 insan. Ne bu insafsızlık? Kim yapıyor bunu? Amerika, Avrupa, bunların taraftarları. Ha, eminim ki buradaki huzursuzluğa, akan gözyaşına, kana, cana dur diyecek olan harekette bizimle dostluğu olan sevgili Rus kardeşlerim yapacak. Buna dur diyecek. Buna yürekten inanıyorum.